Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Allah Teala'da rıza, Allah Teala'da gazap hali nasıldır onu anlatıyor. Yani İmam Tahavi bu konuyu şu ifadelerle dile getiriyor. Vallahu Teala yagdabu ve yarda ve yarda la ke ahadin minel vara. Vara halk demek, mahluk demek, yaratılmış insan demek. Vallahu Teala yagdabu, gazibe yagdabu, Allah Teala da gazap eder. Ve yarda, razı olur. Fakat Allah Teala'nın rızası, Allah Teala'nın gazabı insanlara benzemez. İnsanlar gibi rıza, insanlar gibi gazabı yoktur. Eğer Cenab-ı Hak gazap ediyorsa oradan intikam alır. Eğer Allah Teala'nın rızası varsa oraya ihsanda bulunur, cennetini ikram eder. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Razı oldu demek. Allah Teala onların o amelini kabul etti. Onlara bu amel karşılığında ahirette sevap ihsan edecek demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın mükafat vermesi bu şekilde rızasını ve gazabını anlıyoruz Allah Azze ve Celle'nin. Peki buradan ashab-ı kiram efendilerimize intikal ediyor. Sahabenin durumları nasıl olacak, sahabeyi nasıl anlayacağız? Çünkü sahabe önemli. Yani onlar İslam'da kilit taşı. Eğer sahabe çöküyorsa İslam binası çöker. Kur'an-ı Kerim'i size nakleden sahabe-i kiram efendilerimiz. Yani eğer sahabenin adaleti de problem var diyorsanız o zaman Kur'an-ı Kerim'i size onlar taşıdılar. Taşımada bir ihanetleri olabilir derse insanlar onlara kapı açmış olursunuz eğer adaletini tartışırsanız. Peki sahabenin adaleti demek ne demek? Yani sahabe yalan konuşmaz mı demek? Hayır, sahabe de yalan konuşabilir. Sahabenin de hatası olabilir ama sahabenin adaleti demek onlar bilerek Allah Resulüne yalan isnat etmezler. Efendimiz adına yalan konuşmazlar sallallahu aleyhi ve sellem. Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevva mak'adehu minen nar. Kim benim aleyhimde yalan konuşursa demek, yani lehimde konuşsun mu? Hayır tabi. Ne lehinde ne aleyhinde. Kim benim hakkımda yalan konuşursa diye mana vermek gerekir. Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevva mak'adehu minen nar. Cehennemdeki yerine bu adam hazırlansın bu halde anlamak gerekir. O halde bu sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kasten yalan isnat etmezler. Sonraki dönemde Rafiziler sahabe-i kiramı reddettiler. Neden reddettiler? Çünkü sahabeden gelen hadis-i şerif onların yalanına, yanlışına müsaade etmedi. Yani bir adam işte diyelim cahiz ne diyor? İnne Ebu Hurayra ekzebun nas. Ebu Hurayra İnsanların en yalancısıdır. Peki neden böyle diyor İnne Ebu Hureyre? Çünkü Ebu Hureyre'den gelen bir hadis onun yalanını çürütüyor. Peki Allah Resulü'nü reddediyorum dese insanlar da onu reddedecekler, kabul etmeyecekler. Peygamberi reddedemiyor aleyhissalatü vesselamı, Ebu Hureyre'yi reddediyor. Peki Ebu Hureyre'yi reddettiğiniz zaman fıkıhtaki hükümlerin pek çoğu, ahkam tefsirindeki hükümlerin önemli bir bölümü sahabeden ya da Ebu Hureyre'den gelen hadis-i şeriflere dayanıyor. Onlar üzerine iptina ediyor. Sahabe çökünce hüküm çöküyor, tefsir çöküyor, fıkıh çöküyor. İslam binasını yok ediyorsunuz. Mesignon diyor ki, Müslümanları o hale getirdik ki her şeylerinden şüphe ediyorlar. Yani hadisten, fıkıhtan, her şeyden. Okuyorsunuz bir hadis-i şerif, ya sahih hadis nedir? Onun özelliklerini sayar mısın diye sorsan adama, ya sahih ile hasen arasındaki farkı söyleyemez. O kadar cahil ama size diyor ki, hocam bu hadis sahih midir? Neden? Zehirlemişler onu. Yani
içi şüpheler mecmuasına dönmüş. Her şeyden şüphe ediyor. Her şeyden şüphe ediyorlar. Böyle bir Müslüman kitle haline döndürdüler maalesef belli bir güruhu. Peki onun için sahabe tabiuna benzemez, sonraki kuşaklara benzemez. O çökünce İslam binası en büyük darbeyi alıyor. Yani temel yok demek. Neden? Adam birisi kalkıp dese ki ya bu Kur'an-ı Kerim'de şüpheler var. Neden? Sahabe de yani bunun da yanlışı, hatası, yalanı vardı der. Siz de bunu onaylarsanız Kur'an-ı Kerim'i çökertmiş olursunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim musaf halinde semadan inmedi. Onu cem eden sahabe, çoğaltan sahabe-i kiram efendilerimiz. Onun için sahabe üzerinde bu asırda büyük bir taarruz var. Bu taarruzun önüne geçebilmek için ilk asırlardan bu tarafa hadis-i şerifleri alırken ne yaptılar hep? Sene sordular. Sen bunu Allah Resulü'nden duydun mu dediler. Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Hureyre'yi hep soruyor, sorguluyor. Peki diyorlar ki Hazreti Ömer Ebu Hureyre'ye güvenmiyordu. Bunun için soruyordu. Allahu alem Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Ebu Hureyre'ye bunları soruyor ki yarın belki de Cenab-ı Hak sorduruyor. Yarın birileri çıkıp Ebu Hureyre'ye isnat, bir takım yanlışları isnat ettiklerinde, Ebu Hureyre'yi itham altında, zan altında tuttuklarında, işte Ebu Hureyre Hazreti Ömer'in mahkemesinde defalarca sorgulanmıştı. Her defasında Ebu Hureyre, Hazreti Ömer ona bu hadisi Efendimiz'den duyduğuna dair bana şahit getir dediğinde, Ebu Hureyre sahabeden şahitler getirmişti. Her defasında beraat etmişti. İşte Ebu Hureyre bunların yalanlarından da beraat etmesi için orada bir anlamda, manevi anlamda mahkeme tutanakları var. Sahabenin mahkemesinden, Ömer Efendimiz'in mahkemesinden aldı. Onlarla beraatı zahirdir Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'in. Evet efendim, sahabe bu cihetle fevkalade bir öneme sahip. Efendimiz de la tesubbu ashabi buyuruyor. Sövmeyin benim ashabıma. Allah'a Allah'a fi ashabi la tettehizuhum garadan men adahum fekad adani ve men adani fekad adallah ve men adallah fekad ahadahu. Yani ashabım hakkında ileri geri konuşmayın. Kim onlara eza ederse bana eza eder. Kim bana eza ederse Allah'a muhalefet eder. Allah'a muhalefet edenin de Allah dünya ve ahiret cezasını verir kardeşim. Yani sahabenin duruşu, sahabe-i kiram efendilerimizin konumu farklı. Burayı bir hülasa edelim. Bu hülasanın sonunda sorularınızı unutmayın, orada alalım. Peki diyoruz ki وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا نُفْرِدُ ف۪ي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبْغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. Efendim, وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ Allah Resulü Aleyhisselam ashabının tamamını seviyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz, Hatib bin Ebi Belta Mekke'ye mektup yazıyor, haber veriyor. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselam ordusu geliyor. Neden haber veriyor Hatib bin Ebi Belta? Çünkü orada işte ailesi var, onları koruyabilmek adına bunu yapıyor. Mekkeliler benim aileme sahip çıkarlar eğer ben bunlara bu bilgiyi verirsem. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiyle bildiriliyor. Hatib bin Ebi Belta ordunun gidişini Mekke'ye bir kadınla beraber, bir köle kadınla beraber ulaştırıyor. Hah Vadisi'nde Hazreti Efendimiz başka sahabilerle kadın alınıyor. Medine'ye o mektup geliyor. Peki Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor? Dani adrib unuka hadal munafik. Bırak beni şu adamın boynunu vurayım ya Resulallah diyor. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bu Bedir ashabından. Hatib bin Ebi Belta Bedir ashabından. Yani hatası var, yanlışı var ama neden yapıyor? İşte oradaki bu ailesinden dolayı yapıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin
hata da yapabileceğini bu muamelesiyle, bu hükmüyle beraber bize izhar etmiş oluyor. Fakat bundan dolayı tekfir etmiyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anh, biz nasıl Hazreti Ömer Efendimiz'e boynunu vurma dedi, seveceksin yani, Bedir ashabıdır. O halde biz de ashab-ı kiram efendilerimizi seviyoruz. Onlara muhabbetimiz var. Neden? Çünkü nura en yakın insanlar onlar. Efendimiz'e en yakınlar. وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ Efendimizin ashabının, yani onu Müslüman olarak görüp Müslüman olarak ölenleri, biz onları seviyoruz. وَلَا نُفْرِدُ ف۪ي حُبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Efendim, onlar hakkında ifrada gitmiyoruz. وَلَا نُفْرِدُ ف۪ي حُبِّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Onlardan birini sevme noktasında fi hubbi ahadin minhum ifrada gitmiyoruz. Kim gibi? Rafiziler gibi. Rafiziler Hazreti Ali Efendimizi sevmede ileri gidiyorlar. Ne diyorlar? Ali ilahtır diyorlar. Değil mi? Ali ilahtır diyorlar. Biz bunlar gibi ifrada gitmiyoruz. Ve la neteberru min ahadin minhum hiçbirinden de teberri etmiyoruz. Hiçbirinden de teberri etmiyoruz. وَنُبْغِذُ مَنْ يُبْغِذُهُمْ Kim onlara buğz ediyorsa biz onlara buğz ediyoruz. Sahabeye buğz ediyorsa, Hazreti Ömer'e, Ayşe'ye, Osman'a, Ebu Bekir'e kim buğz ediyorsa biz de onlara buğz ediyoruz. Ne diyorlar? İmam Ali'dir diyorlar ama Ebu Bekir halife olabilir. Yani Ebu Bekir Allah Resulü'nün yerini gasp etmiştir. Ama imamet makamında kim var diyorlar? Hazreti Ali var diyorlar. وَنُبْغِذُ مَنْ يُبْغِذُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ Başka kime buğz ediyoruz? Yani وَبِغَيْرِ الْحَقِّ Onları onlara layık olmayacak ifadelerle, haksız ifadelerle, ithamlarla يَذْكُرُهُمْ Kim onları zikrediyorsa neyle? بِغَيْرِ الْحَقِّ Haksız bir takım yalan, yanlış ifadelerle onları buhtan, zan altında bırakıyorsa ve nubgizuhum onları da buğz ediyoruz. Yani nubgizu men efendim yedkuruhum bi gayril hakki. Onları haksız yere itham edenlere de buğz ediyoruz diyoruz. Veya İmam Tahavi diyor. Peki وَلَا نَذْكُرْهُمْ اِلَّا بِخَيْرٍ Onları sadece hayırla yad ediyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اُذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ Ölülerinizi hayırla yad ediniz. Yani arkalarından hep hayırlı işleri söyleyiniz. Biz de ashab-ı kiram efendilerimizi yaptıkları hayırlarla yad ediyoruz. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te İslam'ı nasıl korudular, muhafaza ettiler. Efendim, وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَاِيمَانٌ وَاِحْسَانٌ Onları sevmek, وَحُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ Onları sevmek dindir, imandır, ihsandır. Yani din size sahabeyi sevmeyi, İslam size, iman size sahabeyi sevmeyi emreder. Neden sahabeyi sevmeyi emreder? Çünkü eğer Müslümansan kardeşim اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ لَكَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانَ Onlar Allah'tan, Allah da onlardan razı oldu. Şimdi Allah'ın razı olduğu bir topluluğu sevmek imanın bir parçası değil mi? Neden parçası? Çünkü Kur'an-ı Hakim'e inanıyorsan, o zaman Allah birisinden razı oluyorsa, Kur'an da bunu haber veriyorsa, sen de Müslüman olarak Rabbinin razı olduğuna razı olma mecburiyetin var. Yani böyle bir Müslümanlık olur mu? Allah Teala diyor ki, buyuruyor ki, ben onlardan razıyım. Ama sen onlara sövüyorsan, sen o onlara buğz ediyorsa, o zaman burada imani problem var. Yani onun için diyor ki, وَحُبُّهُمْ
وَحُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ دِينٌ وَاِيمَانٌ. Neden din imandır? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlardan bu şekilde bahsediyor ve ihsandır. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ. Onlara buğz etmek küfürdür, münafıklıktır ve tuğyandır, isyandır Allah'a. Neden? Rabbim buyuruyor ki, ben bunlardan razı oldum. Adam onlara buğz ediyorsa, o zaman Kur'an-ı Hakim'in bu ayetine inanmıyor demektir. Bu münafıklıktır. Hem Müslümanım diyor, hem de Kur'an-ı Hakim'in övdüğü bir kuşak var, bir kadro var. Onlara sövüyorsa o zaman burada nifak var demektir. Burada tuğyan, burada Allah Azze ve Celle'ye isyan var demektir. Sizin o kitabınızda Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesini alıyor. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Muhammedur Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukkan succeden yebtegûne fadlem مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانَا سِيمَاهُمْ ف۪ي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكْ مَثَلْهُمْ ف۪ي التَّوْرَاتِ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de anlaşma yapıyor. Fakat karşı taraf kabul etmiyor, reddediyor. Allah Resulü aleyhisselam bu anlaşma Allah'ın Resulü Muhammed'le Mekkeliler arasında akdedilmiştir buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ne diyorlar? Biz senin risaletini kabul etsek seninle savaşmayız diyor Süheyl bin Amr. Peki sonra Hazreti Ali Efendimiz'e sil diyor, hadise devam ediyor, uzuyor. Yani Hazreti Ali silmek istemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gösteriyor, bizzat kendi eliyle siliyor. Efendim şimdi burada ne var? Orada Allah Resulü Aleyhisselam'ın adını yerde siliyorlar ama göklerde yazılıyor değil mi? Fetih Suresi ne zaman nazil oluyor? Efendimiz Hudeybiye'den dönerken. Yani anlaşma metninde Resulullah kelimesini kabul etmiyorlar ama Cenab-ı Hak semaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah olduğunu yazıyor. Muhammedun Resulullah. Muhammedur Resulullah. Peki onlar kimdir? وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Onunla birlikte iman edenler اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. Küffara karşı şedittirler. Peki رُحَمَاءُ بَيْنُهُمْ. Kendi aralarında merhametleri var. Burada onları anlatıyor da sonra devam ediyor. Ne diyor? ذَلِكِ işte bu. مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ. Onların Tevrat'taki misalidir. Tevrat'taki misal nasıldır? Alınlarında secde izleri var. Onlar rükûde secdede görürsünüz. Yani tesadüfen ortaya çıkan bir millet değil sahabe. Ta Allah Azze ve Celle onları bu halleriyle Tevrat'ta zikrediyor. Sonra kezer'in ahraca şat'ahu. Oradaki o haliyle de onları bir gelişen, büyüyen, insanları imrendiren bir bitkiye benzetiyor. O haliyle de nerede geçiyor? İncil'de geçiyor. ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ كَزَرْعِينَ. İncil'deki misalleri de bu şekildedir buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Peki, evet efendim, devam ediyor. Şimdi sahabenin tertibi nasıl? Yani sahabe-i kiram efendilerimizi Kur'an-ı Hakim ayırıyor. Nasıl ayırıyor? لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ. O halde madem Kur'an-ı Hakim fetihten önce Müslüman olanlar, fetihten sonra Müslüman olanlar diye bunları ayırıyorsa biz de ayırırız. Ne diyoruz? O ayırma biraz ne diyoruz efendim? O ayırmayla alakalı aşere-i mübeşşere hadisi var. Orayı birazdan anlatacak ama önce halifelerden başlayalım. Hulefai Raşidin'i anlatıyor. Tertibul hilafe بعد وفاته صلى الله عليه وسلم hilafetin tertibi. Peki neden hilafetin tertibi akaid kitaplarında var? Niçin hilafetin tertibini burada alıyor? Çünkü ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِ لَا تَحْزَنْ
illa tensuruhu fakat nasaruhullahu iz ahrecehullezine keferu saniyesneyni diye başlıyor ayet-i kerime. Peki Ebu Bekir'den bahsediyor burada. Yani Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, onu biri inkar ederse o zaman bu adam imanını kaybeder Ebu Bekir'i, Ebu Bekir Efendimiz'i. Neden? Çünkü Kur'an-ı Hakim Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den bahsediyor. Dolayısıyla yani bu Raşid halifeleri inkar etme bir yerde imana taalluk ediyor. Onun için akide kitaplarında Şia bunları reddettiğinden dolayı akaid kitaplarına Raşid halifeleri alıyor kardeşim. Diyoruz ki وَنُثْبِتُ yani İmam Tahavi diyor وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَب۪ي بَكْرٍ اَصْصِدِّقِ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ebu Bekir Sıddık, niye Sıddık? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Risalet haberini duyunca, daveti alınca ne diyor? Zaten ben de bunu bekliyordum senden diyor. Veya başka bir rivayet var. Hazreti Ebu Bekir Yemen'den geliyor. Koşuyorlar diyorlar ki senin adamın şimdi peygamberlik iddiasında bulunuyor. Kabul edecek misin? Ebu Bekir Efendimiz Allah Resulüne gidiyor. Sen diyor Allah'ın peygamberi olduğunu söylüyorsun. Doğru mu? Evet doğru diyor. Peki şahit nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hani sen Yemen'den geliyorsun. Yemen'de birisiyle karşılaşmıştın. O sana demişti ki Mekke'ye dönünce orada bir peygamber var. Seni Allah'ın dinine davet edecek. İşte o Yemen'deki adamın da sana söylediklerini şahit gösteriyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun imanıyla alakalı iki rivayet var. Ama güçlü olan hangisi? Duyar duymaz ben de böyle bir haber ve davet bekliyordum demesi. Yine Ebu Bekir Sıddık'tır. Neden? Allah Resulü Miraç'tan inince Efendimiz Aleyhisselam anlatıyorlar. Onlar koşuyorlar Ebu Bekir'e. Ne diyor? Ben bundan daha ötesine inanıyorum. Ha buna da inandım mı Ebu Bekir diyorlar. Çünkü Mekke'de Miraç hadisesinden dolayı dönenler var. İrtidad edenler var. Zannediyorlar ki Ebu Bekir de irtidad eder. Ebu Bekir Efendimiz ben bundan daha ötesine inanıyorum. Melek oradan geliyor diyor. Ben ona inanıyorum. Garip bir durum değil mi? Melek oradan geliyor. Buna inanıyorlar da peygamberin oraya çıkmasına inanmıyorlar. Oradan gelen gelebiliyor. Oradan geleni Allah gönderiyor da peygamberi oraya neden çıkaramasın? Ha? Meleği gönderen Allah peygamberi oraya çıkarmaktan aciz olur mu kardeşim? Peki li Ebi Bekir'in as-Siddiqi tafdilen lehu ve takdimen ala cemii'il umme şöyle diyebiliriz. Nusbitu tafdilen lehu li Ebi Bekir'in ya da şöyle diyebiliriz. Efendim ihtaru tafdilen lehu yani ihtaru men ihtaru sahabe Ebu Bekir'i tafdilen lehu onu tafdil edebilmek, üstünlüğünü, ruhaniyetini ortaya çıkarmak için Ebu Bekir'i tafdil ettiler, halife yaptılar, halife seçtiler. Ya da nusbitul hilafe ba'da Resulillah, hilafetin Ebu Bekir'e ait olduğunu ispat ediyoruz, söylüyoruz. Tafdilen lehu onun fadiletini ortaya çıkarmak, fadiletini de ispat edebilmek için, ilan edebilmek için, gösterebilmek için yapıyoruz. وَتَقْد۪يمًا عَلَى جَمِيعِ الْاُمَّةِ onu bütün ümmetin önüne Allah Resulü'nden sonra geçirebilmek için yapıyoruz. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِ اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِ اَب۪ي بَكْرٍ وَعُمَرَ Ebu Davud rivayet ediyor. اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِ benden sonra iki kişiye iktida edin. Kimdir onlar? Ebi Bekir'in ve Umar'a. Sonra bir kadın geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Seni bulamayınca kime sorayım ya Resulallah? Bu soruyla neyi kastediyor? Eğer vefat edersen kime sorayım? Ne buyuruyorlar? Ebu Bekir'e sor buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Seli Eba Bekir'in
Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fî mâ kâl ev kemâ kâl. Ebu Bekir'e sor buyuruyor. Yani bu da neyi gösteriyor? Benim yerime Ebu Bekir geçsin. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam son anlarında mihraba kimi geçiriyor? Söyle, muru Ebu Bekir'in fel yusalli. Gidin Ebu Bekir'e emredin, söyleyin ona. Fel yusalli, Ebu Bekir namazı kıldırsın. Fel yusalli bin nas. Ebu Bekir radıyallahu anh namazı kıldırsın. Sahabe-i kiram efendilerimiz ne diyorlar? Madem ki Peygamber aleyhissalatü vesselam namazda Ebu Bekir'i bize imam yaptı, dünya işlerimizde Ebu Bekir'i neden başımıza imam yapmayalım diyorlar, değil mi? Uhrevi meselemizde ki ahiret için yaratılmıştık biz, onun için Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Peygamber onu imam yaptıysa, o halde biz onu neden dünya işimize imam yapmayalım? Daha başka bununla alakalı hadis-i şerifler vardı. Suddul ebvab buyurmuştu. Bütün kapıları kapatın. Mescidin etrafında kimin kapısı kalmıştı? İlla Bâbe Ebi Bekir'in. Ebu Bekir Efendimiz'in kapısını kapatmamıştı. Hani mescid yapıldığı zaman kapılar mescide açılıyordu. Sahabe mescitten sokağa çıkıyordu. Sonra bütün kapıları kapattı. Mescitten kapattırdı Allah Resulü. Sahabe mescide, sokaktan geliyor, yine mescitten sokağa çıkıyorlardı. Ama Ebu Bekir Efendimiz'in kapısını o halde ipka etti. Bütün bunlar Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh, onun rüçhaniyetini gösterir. Nusbitul hilafete ba'da Rasulillahi li Ebi Bekrin Nusbitu li Umar abnil Khattabi radıyallahu anh Thümme li Umar abnil Khattab. Sonra Hazreti Ömer Efendimizin halifeliğini onaylıyoruz Ebu Bekir'den sonra. Neden? Çünkü Hazreti Ebu Ömer radıyallahu anh nasıl seçilmiştir? Velayetül ahit sistemiyle. Ebu Bekir bizzat onu atıyor, kendi yerine geliyor. Peki Hazreti Ebu Bekir nasıl seçiliyor? Sakifetu Beni Said. Benu Said'e çardağında orada istişare neticesinde Hazreti Ebu Bekir seçiliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'i atıyor Ebu Bekir radıyallahu anh vefat edeceğini hissedince. Thumme li Uthman ibn Affan. Sonra Hazreti Osman'ı halifeliğini söyleriz. Thumme li Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anhum. Dördüncü olarak da Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliğini ikrar ederiz. وَهُمْ خُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ. Onlar raşid halifelerdir. وَالْاَئِمَّتُ الْمَهْدِيُّونَ. Onlar hidayete erdirilmiş, doğru yolda olan, sırat-ı müstakimde olan, ümmetin bununla icma ettiği sahabelerdir diyoruz bu dört sahabi için. Tekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkada sizin şerhte de var. Ne buyuruyor? Son paragrafın başı. El-hilafetu ba'di 30 seneten. Benden sonra halifelik kaç yıl olacak? 30 yıl olacak buyuruyorlar. Tekim Efendimiz'den sonra halifelik 30 yıl oluyor. O kadar devam ediyor. Sonrasında işte saltanat başlıyor. Peki aşere-i mübeşşere, el-aşaratul mübeşşerûne bil-cenne. Cennetle dünyada müjdelenen 10 sahabi. Şimdi bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek bir hadiste bunları müjdelediğinden dolayı burada onlar bu şekilde alınıyor, 10 sahabi diye. Yoksa başka cennetle müjdelenen sahabiler de var, başkaları da var. Peki وَاِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذ۪ينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ. 10 kişi, öyle 10 kişi ki سَمَّاهُمْ onları isimlendirdi. Resulullah'ı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın isimlendirdiği ve وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ cenneti müjdelediği 10 kişi. Kimden bunlar? مِنْ أَصْحَابِهِ. Ashabından isimlendirdi ve cennetle müjdelendirdi 10 kişi.
neşhedü lehum bil cenne ala ma şehide lehum Resulullah. Neşhedü lehum bil cenne lehum li ashabı Resulillah. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının ehli cennet olduğuna şehadet ediyoruz. Ala ma şehide lehum Resulullah. Allah Resulü'nün şehadeti üzerine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, madem ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحَيُّوحَى, o yalan konuşmaz, o halde ondan gelen sahih bir rivayet varsa o sahih rivayeti inkar etmek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yalan konuşmayacağını söyleyen bu ayette inkar etmek olur. O halde Allah Resulü böyle buyurduysa biz de diyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehadetini esas alıyoruz. Onların ehli cennet olduğuna şehadet ediyoruz. Ve kavlul hakku, Allah Resulü aleyhisselamın, sahabe-i kiramın, bu 10 sahabinin ehli cennet olduğunu söylediği bu sözü haktır, hakikattir. Peki kimdir bunlar? Ve hum Ebu Bekir'in ve Umar'a ve Uthman'u وعلي وطلحة وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وهم أمناء هذه الأمة رضوان الله عليهم. Peki bu 10 sahabidir. Bunlar bu ümmetin en eminleridir. İzvanullahi aleyhim ecma'in. Aşağıda hadis-i şerifi alıyorlar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekrin fil cenne ve Umaru fil cenne ve Uthmanu fil cenne ve Aliyun fil cenne ve Talhatu fil cenne ve Zübeyru fil cenne ve Abdurrahman fil cenne ve Sa'dun fil cenne ve Sa'idun fil cenne ve Ebu Ubeyde fil cenneh buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ve ulema'us selefi minas salihin ve't tabi'in ve men ba'dahum min ehli'l hayr ve'l eser ve ehli'l fıkh ve'n nazar la yuzkaruna illa bil cemil. Yani salihlerden, tabiinden ve men ba'dahum ve onlardan sonra gelenlerden ki min ehlil hayri, hayır ehli, vel eseri ve hayır ve eser rivayet ehli, ve ehlil fıkhi, ehli fıkıh, ve nadari ve ehli nadar, bunlardan tabiinden, salihinden, onlardan sonra gelenlerden ki o selef tabakası ulemasından, ulema-u selef, selef uleması ki salihinden, tabiinden ve onlardan sonra gelen fıkıh, nazar ehli, rivayet ehli, hayır ehli olan bütün bu ulema noktasında hükmümüz nedir? Deriz ki la yuzkerune illa bil cemil, onlar güzel bir şekilde anılırlar, güzel bir şekilde onlar yad edilirler. وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّب۪يلِ, kim onları kötü ifadelerle zikrederse, anarsa, söverse, hakaret ederse, şahanın yaptığı gibi, فَهُمْ عَلَى غَيْرِ السَّب۪يلِ, onlar nedir? İcmaya muhalefet etmişlerdir. Sapıklık üzerindedirler. Yanlış, hata üzerindedirler diyoruz. Çünkü وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَوْ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ. Bu ayet-i kerime neyin deliliydi? İcmanın deliliydi, değil mi? Ezberlemiştiniz bu ayet-i kerimeyi, vardı orada. İcmanın delillerine bakın. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَوْ الْهُدَى, hidayet, hak, hakikat ortaya çıktıktan sonra kim Allah'a ve peygambere muhalefet ederse ne yapar bu? Yettebi gayre sebilil müminin, Müslümanlardan başkalarının yoluna tabi olur. Biz de onu o tabi olduğu yolda bırakırız. Sonra da onu cehenneme koyarız. Peki buradan bir satır atladık, öyle mi?
Evet. Şimdi bu aşere-i mübeşşereyi saydı. Sonra وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. Kim? Allah Resulü'nün ashabı, ezvacihi, eşleri, ve zürriyatihi, nesli, yani seyitler, çocukları, torunları hakkında güzel söz söylerse, فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ, o münafıklıktan uzak olur diyoruz, münafıklıktan kendini korur diyoruz kardeşlerim.